Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdenin çok büyük bir anlamı yok. Çünkü bu tamamıyla siyasal bir strateji, siyasal bir propagandadan başka bir şey değil. Çünkü Erdoğan toplum üzerindeki etkisini kaybediyor. Eğer bu müjde olayını 2011 ve daha önceki AKP'nin ilk yıllarında yapmış olsaydı, Erdoğan'ın yaratabilecekliği çok fazlaydı. Erdoğan toplum tarafında artık beğenilmiyor eskisi kadar ve bugün açıklayacağı müjdenin, siyasi propagandanın ötesinde Erdoğan'a tabanı açısından yeni bir bağlılık yaratmasının ötesinde karşı tarafı ikna edebilecek bir unsur olmayacaktır. Şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun ötesinde bir şey değil, içeriğinin hiçbir önemi yok. Çünkü şu anda ne Erdoğan'ın ne de Türkiye'nin tamamıyla gündemini değiştirebilecek böyle bir konu yok. Bu siyasi propaganda da Erdoğan'ın son olarak kullanmak istediği bir başka koz. Bunun en büyük etkisi Ayasofya'nın ve diğer şapkadan çıkardıkları tavşanların yeteri kadar etki vermemesinden dolayı yeni bir tavşan çıkarma isteğinden başka bir şey değil. Elbette onlar gibi ilk birkaç saat ya da ilk bir gün belki kendi tabanları açısından ikna yaratacaklar ama toplumun şu anda doğal gaz ya da başka bir şeyden çok ihtiyacı olan şey demokrasi, insan hakları ve ülkenin adil yönetilmesi. Erdoğan ve muhalifleri arasındaki duygusal bağ çoktan koptu ve Erdoğan şu anda kendi seçmenini kaybediyor. Sadece kendi seçmen tabakasında birkaç gün konuşulacak bir konudan başka bir şey olmayacak. İçeriğinin hiçbir önemi yok zaten. Siz bu yayını izlediğinizde bu açıklanmış olacak. Bu bir propaganda aracıdır ve Erdoğan'a istediği etkiyi vermeyecektir. Çünkü Türkiye aynı Türkiye değil. Seçmen aynı seçmen değil. Erdoğan aynı Erdoğan değil. Türkiye'nin doğalgaza ya da bir başka şeye değil. Elbette onlara da ihtiyacı olabilir. Ama acil olarak demokrasiye ve insan haklarına ve adil eşitlikçi bir yeni bir yönetime ihtiyacı vardır. Hoşçakalın.